Aşiretin evlatları Muş'un, Malazgirt'in, Serhat'ın yürekleri sıtan rüzgarları ile Türkiye'deler, Irak'talar, İran'dalar, Almanya'dalar, Avrupa'dalar, Azerbaycan'dalar ve Amerika'dalar. Hoş geldiniz. Biz yola çıkarken hep tek derdimiz akrabalık olduğunu söyledik. Ve gerçekten akrabalık. Bizim niyetimiz koltuk değil. Koltuk sevdalısı hiç olmadık. Hiç olmayacağız. Ben kendi rızamla bu görevi isteyerek, istişare ederek değerli büyüğüm Enver amcaya sunarak biz onu istedik. Çünkü aşiretimiz büyük, geniş bir coğrafyada yayıldığı için böyle bir aile büyüğümüzün olması bu bir denge gibi görünüyor. Çünkü biz küs istemiyoruz akrabalarımızdan. Gerçekten hep birlik beraberlik olmak istiyoruz. Enver amcadan gerçekten Enver amcaya büyük büyük yükledik. Biz de ona yardımcı olacağız. Onu yalnız bırakmayacağız. Her zaman her yerde onunla gücümüzü görecek arkasında. Bütün Hasan'ın aşiretini görecek. Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Diyarbakır Dernek Başkanımız Aziz Ağoğlu'nu seçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Hasan'ın aşiratı gerek millet için gerek devlet için Osmanlı döneminde bugüne kadar çok büyük hizmetler vermiştir. Çok büyük tarihlere de geçmiştir. Bunu hiç kimse inkar edemez. Diyarbakır da farklı bir şehir olduğu için bir de ayrıyeten çok evliyalar, enbiyalar hatta iki peygamberin de mezarları var Diyarbakır'da. Artı bizim Malazgirt. Malazgirt deyince hepimizin yani durup malımız hepimizin yeri, baba dedelerin yeri. O da tarihi bir yer. Tarih 1071'den geliyor. 1071'de de hem büyüklerin anlattığı şey var hem devlet arşivinde de var. Yine dedelerimizin dedesi Hasan Paşa Alparslan'ın başkomutanı olarak savaşın. Bunu kimse inkar edemez. Devlet arşivinde de var. Bu kutlu gün için hepinize hep böyle bir merhaba deyin. Lütfen hep beraber.